Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, bugün yine hakikaten çok çok özel tariflerimiz var sizler için. Kağıdı kalemi alın, ekran başına geçin. Çünkü hem Samsun'dan bir misafirimiz geldi, onun tariflerini yapacağız. Harika şeyler yapacağız. Bir tanesi ödüllü bir tarif, kendi ödül aldığı bir tarif. Nefis bir yeşil fıstıklı cheesecake yapacağız efendim. Başka ne yapacağız? Mütebbel yapacağız. Güzel bir meze olacak, çok lezzetli bir meze olacak. Başka ne yapacağız? Leopar şeklinde ekmek yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Leopar. Burada her şeyi yaptık efendim. Kaplumbağalar. Şimdi sıra leopara geldi. Bir leopar yapmamıştık. Leopar şeklinde de bir ekmek yapacağız. Peki bunları kimle beraber yapacağız? Samsun'dan çok değerli bir misafirimiz geldi. Sayın Ferhan Kara, hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizin tariflerinizi yapacağız. Nefis tarifler yapacağız. Evlerinde yaptıkları zaman izleyicilerimiz mutlaka garantili tarifler çok mutlu olacaklar herhalde, değil mi? Evet. Tamam Ferhan Hanım. Evet. Ferhan Hanım, bir tane önce cheesecake'ten başlayalım istiyorum. Tamam. Burada siz ödül mü aldınız bu cheesecake'le? Evet. 2016 Cake Show İstanbul yarışmasında tadı damağımda kategorisinde birinciliğim var bu cheesecake'le. İyi yazın. Birinci olmuş bir cheesecake yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz anlatın efendim. Önce 1,5 paket tam buğday unundan bisküvimiz var. Tam buğday unundan bisküvimiz var. Yoksa... Mutfak blenderında çektik bunu efendim. Evet. Evet. Kum kıvamına getirdik incecik. Evet. Poşete koyup merdaneyle de tabii ezebiliriz. Tereyağla birlikte bunu karıştıracak mıyız? Evet, tereyağıyla ikisini karıştırarak tabanı oluşturuyoruz. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bir eldiven versene Seda. Verdim. Siz hemencik işte eldiven de yapın, hiç elleriniz pislenmesin istiyorsunuz. Tamam, tamam. Çünkü öbür... Evet efendim, ne yapıyoruz? Geçince... Fıstıklı, yeşil fıstıklı cheesecake yapıyoruz. Şunu da dibinde tamam, alırsınız. Şimdi. Öyle. Muhteşem tarifler bugün değerli izleyiciler. Hakikaten ortaya nefis şeyler çıkacak. Siz ne yapıyorsunuz bu tarifleri kaçırmamak için? Bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz efendim. Nasıl ediyorsunuz? Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özer ile Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümleri ya da detaylı tarifleri ne yapıyorsunuz? Fox.com.tr'nin internet sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Evet, tabanını yapıyoruz. Evet. Kremasını için yani iç harcı içinde kullanacağız. Krem peynir kullanıyoruz herhalde. Evet, krem peynir ve labne kullanacağız. Karıştıracağız krem peynir labneyi. Karıştıracağız. Evet, bakın tadı damağımda kategorisinde birinci olan bir tariften bahsediyoruz. Bir kum kıvamında şeyleri çektik. Tam buğday unundan olan bisküvilerimizi çektik. Bir tane kelepçeli kalıbımız var, altına yağlı kağıt koyduk. Çıkarırken başımızın belaya girmesin diye. Evet. Ve folyoya sardık. Folyoya da sardık fazla dışarı çıkmasın. Çünkü... Çeperi ısıyı sevmiyor. Sevmiyor. Evet, bakın bunlar önemli detaylar. Bunları da uyguluyorsunuz. Sen o şeye getirir misin? Buraya koyalım onları. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şekerle peynirleri çırpacağız herhalde, değil mi? Evet. Peynirleri ve şekeri alabiliyoruz. Tamam, alalım. Ben şimdi yerleştiriyorum. Siz yerleştirin, ben de bunları yerleştireyim. Öncelikle tereyağlı bisküvileri şöyle elimizle alıyoruz ki orantılı olsun diye bunu yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Yani, bir daha söyleyin, tekrarlayın. Yani birer avuç alarak böyle kalıba böyle paylaştırıyorum ki. Orantılı dağılsın. Orantılı dağılsın. Yani cheesecake'lerde taban ince olunca makbul. Tabii yani burada çok hamur hamurda bir şey yemek istemiyoruz. Adı üstünde cheesecake, yani peynirli kek esasında, peynirli pasta. Peynirli kek, evet. O yüzden de. Ne kadar ince olursa tabanı o kadar makbul. Sedacığım sen de şey yapar mısın? Şunları bir şekeri içinde bir önce eritelim, ondan sonra diğer malzemeleri koyalım. Tamam, olur mu? Tamam, tamam. Böyle imece usulü yapıyoruz ki çabuk çabuk bütün tariflere yetiştirebilelim, evet, diye. Şeker koyduk efendim, labne peyniri koyduk, krem peyniri koyduk. Bir taraftan da tam buğday unundan bisküvilerimiz vardı. Onları tereyağını birbirine yedirdik ve tereyağını oda sıcaklığında koyduk. Yani siz eritmediniz tereyağını. Ben eritmiyorum. Tamam. Eritmiyorum, bu benim tercihim. Tamam, sizin tariflerinizi yapıyoruz zaten. Böyle. Biz de teşekkür de ediyoruz tekrar. Bizle paylaştığınız için. Rica ederim. Memnuniyetle. Evet. Şimdi tabanın iki türlü yapmamız, yani iki türlü yapabiliriz. Ne demek o an iki türlü yapabiliriz? Şimdi ben tabanı yaptığım zaman buzdolabına koymayı tercih ediyorum. Ya da dip frize koymayı tercih ediyorum. Ama isterseniz 10 dakika böyle 160-170 derecedeki fırına da siz ama sizin gibi yapalım. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz bu Ferhan Hanım'ın tarifini yapıyorsanız dip frize atıyorsunuz. İyice soyuyorsunuz. Hemen sen at, ne kadar durursa o kadar kârdır. Tamamdır. Buyurun. Dip frize atalım hemencik. Siz eldiveninizden kurtulun. Tamam. Şimdi... Kremamızı, şekerimizi çırpıyoruz. Bunun burada aşamada şekerin erimesi açısından iyi çırpılması önemli herhalde. Evet. Şimdi
İlk aşama olarak şekerin erimesi lazım. Peynirle tamam. Hepsi homojen bir kıvam olacak. Tamam. Ondan sonra çok hızlı yapacağız. Çok hızlı diğerlerini yapacağız. Hızlıca ekleyeceğiz diğerlerini görelim. Hava kabarcığı kalmasın diye. Tamam, okey. Nedir diğerleri? Yumurta diğerleri, var. Evet. Limon kabuğu rendesi. Yumurtaları buraya kırabiliriz aslında. Yumurtaları yavaş yedireceğiz tek tek kıralım. Tamam. Ha, tek tek atarız biz tek şimdi tek. Onu. Siz hayır. Oraya kırın, ben tek tek içine atarım. Tamam. Onu tamam. Yaparız öyle, daha kolay. Şimdi ne var? Peynirlerin yanına limon kabuğunu da ekleyelim. Koyalım şimdi. Tamam. Peynir. Limon kabuğu rendesi koyuyoruz. Güzel bir aroma verecek efendim. Evet, limon suyu da koyacağız galiba. Limon suyu da koyacağız. Tamam. Ya da Seda tek tek onun içine kırma, tek tek içine kır bunları. O kenardan o kıramaz mısın? Kabuk kaçmaları riske. Hayır, kaseyi tamam. Kırarız. Tamam. Kaseyi ile tamam, peki, kıralım ilave ederiz. Tamam. 1,5 kaşık nişastamız tamam. Var. Ve 1,5 kaşık da unumuz var. Vanilyamız var herhalde. Evet, birleştirsin diye. Tamam. Vanilya ve var, limon suyu var. Bir de biraz da krema koyacağız. En sonunda kremayı koyacağız. Tamam, 200 süper. Milim de krema koyacağız. Herhalde tamam. Olmuştur o. Olmuştur. Kırabilirsiniz mi kadar siz? Tamam. Onları içine atalım. Gayet güzel, homojen bir şekilde gelmeye başladı. Tamam. Durdurabilirsin. Bir dakika. Unu ilave ediyorum. Aynı sırada yaparsanız tam birebir ölçeğiyle tutturulmuş olursunuz değerli izleyiciler. Vanilyayı da ekliyorum. Vanilya da gitsin. Kremayı getireyim mi? Ama yumurtaların devamı var burada. Evet. Tamam. Tek tek kırdığımız için her yumurtayı kırdıktan sonra tamam. Çırpmamız devam edecek. Peki versin mi artık yumurtasını? Bakayım. Bir bakın. Evet. Ekleyebilirsin. Bunları size vereyim. Teker teker eklersiniz. Tamam. O karıştıktan sonra hemen bunu da çok fazla... Şuraya atabilirsiniz. Evet. Ekle. Mütebbel yapacağız değil mi? Üçüncü yumurta. Evet. Tamam. Mütebbel. Antakya, Gaziantep yöresinden. Bir meze. Lübnan asıllı. Bir meze. Meze veya salata. Yapacağız. Üçüncü yumurtayı da ekliyoruz. Tamam. Krema da burada. Krema da burada. Vereyim mi kremayı da? Evet, şimdi de kremayı ekliyorum. Tamam. Ekleyelim. Seda'cığım bir yardımcı olur musun? Feren Hanım'a kremayı da ekleyelim. Kremayı ekledikten sonra çok karıştırmıyoruz galiba değil mi? Evet evet, artık son aşama. Kaç derecede pişireceğiz bunu? Bu 1 saat 130 derecede. Bakın çok düşük derecede. Evet. Yani bunu kesilmemesi için buna dikkat ediyorsunuz. 130 derece diyor Feren Hanım. 1 saat duracak. 1 saat duracak. Böyle 55. dakikada falan. Böyle 55. dakikada. 130 derece getirdik. Evet, bir kontrol etmek. Bir kontrol ediyoruz. 60. dakikada fırını kapatıp kapağını açıyoruz. 30 dakikada böyle duracak. Duracak? Kapak yarım açık duracak. Bakın bunlar çok önemli püf noktaları. Eğer böyle ödüllü cheesecake yapmak istiyorsanız da bunlara, bu püf noktalarına dikkat etmekte fayda var efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bunu pişmeye bıraktık. Biz artık güzel bir bu leoparlı ekmek nasıl oluyor? Bize onu anlatın bakayım. Leoparlı. Yani leopar ekmek, leoparlı ekmek ne diyeceğiz? Ya leopar ekmek diyoruz ama tamam. Ben bunu işte Instagram'da gezerken bir Malezyalı bir kızın sayfasında gördüm. Ona sordum nasıl yapıyorsun? Bloğuna yönlendirdi. Blokta yapımını gördüm ve denedim. Çok da hoşuma gitti. Vallahi çok güzel. Ben bitmiş halini de görmüştüm resimlerinden. Beğendim. Ortaya çok müthiş bir şey çıkacak. Tadı da eminim çok güzel olacak. Çok şık bir ekmek oluyor. Şeyi de çok güzel süsleyeceğiz daha. Cheesecake. Yaptığımız cheesecake'i de çok güzel süsleyeceğiz. Sonra da ne yapacaktık? Mütebbel. Mütebbel. Mütebbel yapacağız. İsterseniz hamuru mayalayayım. Mayalı bir hamur. Klasik ekmek hamuru gibi ama biraz farklı süt de var içinde galiba. Evet, sütle mayalayayım. Bu ölçü kesin ölçü. Bakın garanti var. Bizim konuklarımız çok iyi ya. Şaşmaz ölçüler veriyorlar. Yalnız biraz mutfak terazisine ihtiyacınız var. Tabii ama bu tip işlerde zaten lazım. Pastacılıkta muhakkak. Çünkü bir de hakikaten evde mutlaka bulunması gereken ufak bir tanesi. Mutfak terazisi hiç her evde olmalı. Pahalı bir şey de değil. Aynen. Pahalı artık değil. Her yerde var. Bütün marketlerde evet. Var zaten. Ben şimdi 250 gram ılıtılmış sütü. 250 gram ılıtılmış süt efendim. Hiç ölçü şaşmıyor. 20 gram tereyağı. 20 gram tereyağı.
Şimdi bu birazcık aynı zamanda kek gibi de bir ekmek olacak herhalde. Şimdi çok şeker hissetmediğimiz için... Ekmek diyoruz. Ekmek diyoruz ama kek de. Çünkü şeyden dolayı da biraz çikolatadan yani. Dolayı. Hem çikolata hem de şeyden yani hem yağ var hem süt var içinde. Yani biraz daha ekmeğin zenginleştirilmiş bir versiyonu tadı. Aynen, aynen. Evet, şimdi maya. Şimdi maya, kuru maya, tamam. Instant maya kullanıyoruz. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra. Bakın çok güzel tarif, garantili tarif efendim. Hem de çok güzel 30 gram toz şeker ama ben bunu ölçtüm. 2 yemek kaşığı. Tartısı olmayanlar için. Tartısı olmayanlar. Yok ama ben hakikaten yemek yapmaya meraklıysa insanlar evlerinde tartı bulundurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani değil mi Seda? Özellikle sen... pastacılık ürünlerinde. Evet, tartlı pasta yaparken hani bazı ya yemekleri gösteren. Ben yıllardır yaparım pasta. Ya profesyonel mutfakta zaten tartıyoruz ama kendi evimde yaparken bile yine de tartıp da yaparım. Tabii. Yarım kaşığı tuz da ilave ediyorum. Ve 375 gram. Un. 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 Yani bu da normal su bardağıyla. 3 su bardağı artı 4-5 su bardağı diyorum. Değil, değil. Şimdi böyle verirsek kafaları karışacak. Hiç vermeyelim. O zaman 375 gram diyelim. Herkes tartsın. Çünkü sonra derler ki biz yaptık 3 su bardağıyla tutmadı derler. Öyle demeyelim. Bir de herkesin su bardağı farklı. Evet, bardak bardaktan farklıdır. Ha, haklısınız. O yüzden biz garantili gram gramaj tarifi. Her yerde gram gramdır sonuçta. Aynen. Ne kadar mayalanacak efendim? Bu 30-35 dakika. O kadar yetiyor mu yani? Daha bir saat falan değil. Zaten gözünüzde şey görebiliyorsunuz. Tamam. Yani o zaman bunu bırakalım siz elinizle çıkartın. Bunun üstünü Seda kapatsın mayalanmaya bırakalım. Mayalanmış olanı çıkartalım. Vaktimiz olmadığından fena. Evet. Şu an bunun kıvamını ben şimdi göstermek istiyorum. Şöyle bir parmağınızla. Peki. Bakın çok esası tam kulak memesi. Hmm. Yani bakarsanız kıvam olarak. Evet şimdi buradan sonra birazcık işçilik var değil mi? Birazcık evet. özellikle. Bak, ben böyle sizin gibi konuklarken kaçıyorum. Buraya geçiyorum. Beni yanaştırıp. Seda'yı aktif hale getireyim. Evet şimdi tezgah aldık. Şöyle bir katlayalım. Gene bir rulo yapalım. Şimdi zürafa kısmına, leopar kısmına gireceğiz. Aynı çok şey tatsız sayılmasın, zürafanın renkleri de aynı, leopar gibi yani. Ya aslında o leopar şeylerini biz bazen zürafa, kurabiye falan da diyoruz o renklere. Neyse. Oradan belki. Olabilir canım, zürafa çok yanlış bir tabir değil. Tamam, bıçakla da kesebilirim. Şöyle bir üçe bölelim. Sanki şu şey oldu. Sedacığım ben bu sefer... Bu aşamada senden yardım isteyeceğim. Şimdi 1, 2, 3. Evet, üçe böldük. Tamam. Her böldüğümüz parçayı 7 tane beze yapacağız. Her böldüğümüz parçayı 7 beze yapıyoruz efendim. Evet şimdi bezelerimizin 7 tanesini beyaz olarak yaptık. Evet. Şimdi artık leopar deseni vermek için şimdi kakaoyla bir renklendireceğiz değil mi onları? Yani 2 ton hamura ihtiyacımız var. Tamam. Birisi koyu olacak, birisi biraz daha açık olacak. Tamam. Yani birisi sütlü kahverenginde, birisi bitter çikolata kıvamında olacak. Nasıl yapacağız o zaman? Gösterelim onu da. Buna 30 gram kakao ekleyelim. Şu hamurlarımızı böyle alalım da. Bulaşmasın renkleri. Bulaşmasın. Ben eldiven alacağım elime çünkü... Kakao bulaşmasın. Kakao bulaşmasın, evet. Koysun mu? Evet, evet. Ekleyeceğim. Biraz kakao yedirmek mayalı hamurlarda oldukça zor. Buna da çikolata yedireceğiz. Hem kakao hem çikolata yedireceğiz. Evet. Tamam, hem kakao, onu da ben halledeyim. Sen de bir eldiven al da eline. Leopar ekmek yapıyoruz efendim. Bu tarifler müthiş tarifler. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim doktor. Kalp göğüs damar cerrahı Samsun'da. Peki bu hamur işleri, yağlar, mağalar, çizkekler ne diyor? Bir şey diyor mu bu işlere? Çizkekimi çok seviyor. Bir şey diyor mu peki? Hani damarlar, mamarlar bir şey olmuyor yani. Bu tariflerle efendim eşinden de onaylı olmak üzere bir şey yapmıyormuş insanlara. Yapamıyorsunuz. Bir şey olmuyor. Çizkeki çok sevdiği için hiç eleştiri getiremiyor. Öyle mi? Ya iştahlı mıdır o da?
Fena değil, iyi fena yani. İyi. Sağ olsun destek veriyor. Destek veriyor yani. Tabii tabii. Harika. Çocuklarım da öyle destek veriyor. Çocuklarınız kaç yaşında? İki tane çocuğum var. Oğlum Amerika'da. Bir tane torunum var. Oo, Allah bağışlasın. 15 aylık bir Teoman'ımız var. Orada yaşıyor. Evet, orada yaşıyor. Kızım İstanbul'da. İstanbul'da. Kimya mühendisi çalışıyor. Siz ya, Samsun'da yalnız kaldınız yani. Evet, biz evet yalnız kaldık ama işte gidiyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. Gidip İstanbul'a gidip geliyoruz. Amerika'da yapmıştım cheesecake, ha onu söyleyeyim. Orada da beğendim. Amerika bir cheesecake ülkesi biliyorsunuz yani. Yani esasında Yunan menşeli ama doğuşu Yunanistan, Sisam Adası'ndan doğmuş. Ama Amerika'da meşhur olan bir şey. Amerika'da işte 1800'lerde bir New York'ta bir Fransız peyniri yapan bir çiftçi yanlışlıkla krem peyniri buluyor. Ondan sonra 3 sene sonra bu cheesecake'in tarifin içine giriyor o krem peynir. Girdiği için Amerikalılar şunu sanıyor. Bizim sanıyorlar. Bizim sanıyorlar. Ama Yunanmış bakın görüyorsunuz. Ya. Ama Amerika'da da iyi yaparlar onun için diyorum. Amerika'da yani. Nefis. Nefis yapıyorlar yani. Yalnız... Bir de onların bazı peynirleri bizim peynirlerden daha da iyi olduğu için evet, sonuçta daha iyi ortaya çıkıyor. Aynen. Bakın çok koyu bir tane var, az koyu bir tane var, bir de beyaz var. Şimdi bunları birleştireceğiz değil mi? Birleştireceğiz. Bu minikleri dikdörtgen şekilde açacağız. Kalıbımız vardı. Ben de getireyim kalıbını. Siz orada şöyle yapmaya devam edin. Ve açmak için. Ben kek kalıbını da getirdim. Evet. İçine şey koyduk. Baton kek kalıbı kullanıyorum. Zaten yine yağlı kağıt koyduk. Yağlı kağıt. Sadece diye. Tabanına kestim. Okey. Yani kenarlarını yağlayalım mı diyecektim? Hayır. Yağlamayalım. Tamam. Hayır. Tabanda bir yağlı kağıt. Tamam. Böyle yeterli oluyor. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız bakalım bunu? Şimdi. Leopar'ı nasıl yapıyoruz? Un vereyim mi? Hayır. Un eklemeyelim. Unu eklemeyelim. Böyle bir dikdörtgen açıyoruz. Tamam. İnce olması korkutmasın. İnce ve ufak olması. Biraz enini açayım. Seder, bundan bana böyle bir rulo yapabilir misin? Evet, hamurlarımızı böyle küçük küçük açıyoruz. Sonra içlerine değişik renkli leopar deseni vermesi için. Üç tane renk yapmıştık biliyorsunuz. Bir tanesini çikolatalı kakaoyla, bir tanesini kakaoyla, bir tanesini beyaz yapmıştık. Şimdi bunları da böyle yerleştiriyoruz. Evet. Önce koyu çikolatalı hamurumuzu orta göbeğine koyuyoruz. Açık çikolata, sütlü çikolatalı hamuru sarıyoruz. Sardığımız zaman şu birleşme noktasını üzerine beyaz koyduk yine. Aşağıya getiriyoruz ve beyaz hamura tekrar rulo yapıyoruz. Böyle sarıyoruz, doluyoruz. Bakın efendim çok piştiği zaman ortaya hakikaten çok güzel bir tarif çıkacak. Görüntü şimdi ürkütüyor belki sizin için biraz şey gibi ama öyle değil esasında. Siz de mesela Seda gibi bir arkadaşınızı yanınıza alın. Hep beraber yapın. O zaman çok daha çabuk işlemek yaparsın. Süresi kısalıyor. Üç tane böyle yerleştiriyoruz. Sonra bu ikisini böyle yerleştireceğiz. Peki bunu kaç derecede ne kadar pişireceğiz? Bunu önce 75 dereceye fırını getiriyoruz. Kaça? 75 derece. 75'e. Bir 15 dakika yani tepsi mayasını fırında yapıyoruz. Ha, tamam oldu. Ha, ikinci mayayı fırında yapıyoruz. O yüzden yapıyoruz. Hatta vaktiniz varsa biraz tepsi de bekletebilirsiniz yani daha fazla. Evet yani. Tepsi mayası yapmak için. Ondan sonra da kaç derece alıyoruz? Ondan sonra 180'e getiriyoruz. 180 alıyoruz. 180 derecede zaten piştiğini görüyorsunuz. Zaten anlaşılacak bir pişti evet. Yani 175-180 herkes kendi fırını daha iyi biliyor. Tabii tabii herkesin kendi fırının şeyi değişik. Böyle. Şöyle bir göstermek istiyorum sana halini. Vallahi müthiş böyle kalıp dolacak. Vallahi çok güzel. Harikulade. Atıyorum bunu. Buyurun. Buyurun. Evet, ne yaptık efendim? Ne yaptık? Müthiş bir leopardan ekmek yaptık. Heh. Ekmek, çörek de denilebilir esasında buna. Çörek de denir, evet. Leopar çörek de, her şey denilebilir. Çörek de denir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi mütebber yapacağız. Mütebber yapacağız. Mütebber yapıyoruz, bir meze yapıyoruz. Evet. Nasıl yapıyoruz efendim onu anlatın. Mütebber için... Patlıcanları közledik. Patlıcanları közledik, soyduk, tamam. Minik minik doğradık. Doğradık. Bunu bir tava alabilir miyim? Hemencik şuradan çıkartalım. Lübnan menşeli ama Antakya'da ve Gaziantep'te
Çok yapılan. Ama zaten öyle ki çok... daha da lezzetlendirmişler bence. Kesinlikle. Bizim tarafa gelince. Bizim katkılarıyla biraz tereyağı koyalım. Tereyağı. Tereyağı da soteleyeceğiz. Patlıcanları bir kaşık tereyağında soteliyoruz. Alıyorum patlıcanları. Evet. Biraz tuz ekleyelim mi? Kesinlikle. Hakkını verelim hepsine. Hakkını vereceğiz. Her şeyini koyacağız. Hatta şu deniz tuzu var. Tamam. Daha güzel olur. Harika. Tamam. Şimdi bunu soteleyeceğiz. Sonra? Soteleyeceğiz. Sonra sotelendiği zaman inmesine... Birazcık sotelensin durun. Evet. Biraz sotelensin. Son bu nedir? Limon kabuğu. Limon kabuğu. Buna da limon kabuğu İncecik. Var. Ha, çok güzel. Evet. Limon kabuğu rendesi. Karabiber. Karabiber. Pul biber. Pul biber. Pul biberi en sonunda süslemek için de peki kullanabiliriz ama acı seviyorsak ekleyebiliriz. Ekleyelim birazcık. Acı olması lazım. Herhalde yani. Acı sevilmez mi? Antep yemeği olur da. Acı biz her yemeğimizde biz burada acı koyuyoruz. Evet, acı güzel seviyoruz biz. Karabiberle koyalım. Karabiberle. Şimdi bu birazcık sotelensin. Tahinimiz var sonra orada. Tahinle süzme yoğurdumuz var. Onlara bunlarla en son karıştıracağız. Bunlarla birleşecek sonra. Bir kasenin içine karıştıracağız bunları sonra değil mi? Kasede. Sonra da en son biraz yine zeytinyağlı şöyle beraber bunu da koyalım. Fıstığımız da var. Evet, bu ikisi bunlar son aşamada. En son aşamada konulacak. Yarısını da süslemek için. Bu kasede için istiyorsanız yoğurtla şeyi karıştıralım. Tamam. Tahini. Tamam. Yeterli mi bunun şeyi? Evet yeterli. 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 Alayım mı içine bunu? Alalım. Limon artık koyabiliriz şeylerinde. Limon kabuğu. Biraz şu bir kasenin içinde zeytinyağıyla, sızma zeytinyağıyla açayım mı? Evet. Olur mu? Pul biberini, pul biberi üzerine biraz zeytinyağla süslemek için. Bir kasede açayım. Ben şimdi şeyi de... Kızdırayım mı zeytinyağını, kızdırmayayım mı? Kızdırmayın. Kızdırmayın, evet. Tamam. Sadece ısıtalım. Zeytinyağı ya ve pul biberi ısıtalım. Yeşil fıstığın yarısını ekliyorum. Yarısını süslerken kullanırız. Diğerini de elim daha kolay olur isterseniz. Şöyle bir alayım mı içine girmiş. Teşekkür ederim. Bir de servis tabağı alabilir miyim sunum için? İstiyorsanız çok şöyle yapalım mı? Pratik ve lezzetli bir salata türü, meze türü. Buyurun. Şöyle servis tabağı alabilir miyim? Hayır, servis tabağını almayın şu anda. Almayalım mı? Ha, bence hepsini beraber servis yapalım. Çünkü neden diyorum biliyor musunuz? Tamam. Hem şey cheesecake'imiz soğumuş olsun, pişmiş ve soğumuş olsun. Hem ekmeğimiz, bu arada leopar ekmeğimiz pişmiş olsun. Hepsini birden nasıl servis yapacağımızı, hem cheesecake'imizi süsleriz. Fıstıklarla ve beyaz çikolatayla nasıl süsleyeceğimizi görürüz. Hem de programı artık son haline getirmiş oluruz, olur mu? Tamam. Tamam, tamam. Anlaştık. Öyle yapalım. Evet değerli izleyiciler, Samsun'dan misafirimiz vardı. Bize muhteşem tariflerini paylaştı hakikaten. Yani çok da güzel oldu hakikaten. Bir tanesi ödüllü bir tarif. Şimdi tadına da bakacağız onun. Ama istiyorum ki önce tadına bir baksa, önce bir süsleyelim istiyorsanız süsleyelim bunu. Süsleyelim. Tamam, son süsleyelim, tadına bakayım. Son aşamaya getirelim isterseniz. Tamam efendim. Şimdi şu da şunu anlatayım. Biliyorsunuz cheesecake'i pişirdik efendim. Cheesecake'i pişirdikten sonra ne yaptık tabii ki? Soğuttuk. Soğuttuktan sonra ne yaptık? İyice soğuması lazımdı. Ne kadar buzdolabında beklesin bence? Sizce yani bence diyorum. Tabii bir saat pişiyor sonra 30 dakika daha fırında kalıyor. Tamam. Çıktıktan sonra 200 saat tezgahta duruyor. Sonra bir gece buzdolabında durması. Bir gece de buzdolabında bekletin. Kendini sonra toparlıyor. Sonra siz bu işlemleri yapmak için üzerine bir de beyaz çikolata sürdünüz değil ben, mi? Ben evet ben öyle tercih ettim. Üzerine beyaz çikolata sürülmüş vaziyette. Beyaz çikolatayı da nasıl sürdü? Birazcık kremayla ben bari de... erittiğiniz yani şu şekilde. Şimdi biz hiç onun süsünü bozmayalım ama söyleyelim. İsterseniz yapın, istemezseniz yapmayın ama güzel bir sonuç veriyor. Beyaz çikolatayı birazcık kremayla açtık. Üzerine güzelce sürdünüz. Ve burada birazcık da süsümüz var. Evet. Yine beyaz çikolata var burada beyaz galiba. Beyaz çikolatadan yaptık. Ne yapacağız? Onu kenarlarına. Bu arada üzerine biz yağlı biberimizi gezdirdik. Mezemizi. Açalım. Bunu kenarlarını böyle yapıştıracağız. Nasıl pişirme kağıdına erittiğimiz gene şeyle çok hafif krema ekledik. Krema koymaya gerek var mı? Sırf sadece beyaz çikolata olur mu? Ben dün sadece beyaz çikolata. Bence daha doğru. Çünkü bir gece krema, durması lazım bunun. Bu tip kurutmalarda krema birazcık işi bozabilir. Tamam. Yaptım ama önce bir yeşil fıstığını serpelim. Tamam serpelim.
Ben de şu ekmeğin nasıl leopar olmuş onu göstereyim bakayım. Tamam. Bakalım nasıl çıkacak. Şöyle bir keselim ekmeği. Ben de yeşil fıstığı serpiyorum. Bak bak Seda. Şuna nasıl? Bak. Model? Ay, zürafa. Zürafa. Zürafa mı leopar mı artık karışık. Evet artık. İkisi de olur. Vallahi. Leopar diye başladı. Buna kek de denir, çörek de denir. Ekmek de denir. Üç de denilebilir yani. Sanki çöreğe daha mı yakın? Bana sorsan çörek derim ben buna. Çok güzel evet, olmuş ama. Evet. Afiyet olsun. Hakikaten çok güzel. Şeker yani şeker oranından dolayı kek diyemiyoruz. Kek denmez ama çörek denir. Çörek diyoruz değil mi? Ekmek için sanki az tuzlu ama lezzetli. Evet siz bunu süslerken ben de tamam. İstiyorsanız bugün ne yaptığınızın bir üzerinden geçeyim efendim. Nefis bir ödüllü yeşil fıstıklı cheesecake yaptık. Yeşil fıstıklı cheesecake için önce bir taban hazırlıyoruz. Taban için tam buğday unundan yapılmış bisküvileri kum kıvamına gelene kadar bir mutfak blenderından çekiyoruz. Daha sonra oda sıcaklığında tereyağıyla beraber biraz yoğurup kağıt serdiğimiz kelepçeli kalıbımızın içine ince bir tabaka olarak yerleştiriyoruz. İç harcı için öncelikle şeker, labne peyniri ve krem peyniri güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Daha sonra limon kabuğu rendesi, un, nişasta, limon suyu ekliyoruz. Arkasından yumurtalarımızı teker teker ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. En son aşamada krema ekleyip bir taşım çırpıyoruz. Arkasından yaptığımız bu iç harcı kalıbımıza döküyoruz. Ve önceden ısıttığımız 130 derecelik fırında yaklaşık bir saat pişiriyoruz. Daha sonra da birazcık yarım saatte kapağı açık şekilde fırını kapattıktan sonra dinlendiriyoruz ve soğutuyoruz. En son servis yaparken beyaz çikolata ve toz antep fıstığıyla süsleyerek servis yapıyoruz. Leopar ekmek için bir karıştırma kabında süt, tereyağı ve kuru mayayı şekerle birlikte aktif hale getiriyoruz. Daha sonra un ve tuzunu ekleyip yoğurup bir mayalı hamur elde ediyoruz. Mayaladığımız hamuru yaklaşık yarım saat üstü kapalı şekilde saklı bir yerde bekletiyoruz. Daha sonra yoğurduğumuz, mayaladığımız hamuru bezelere ayırıyoruz. Bir kısmını kakaoyla kahverengi hale getiriyoruz. Bir kısmını beyaz bırakıyoruz. Bir kısmını da hem kakao hem bitter çikolatayla daha da koyu renkli hale getiriyoruz. Daha sonra bunları küçük küçük açıp içlerine diğer hazırladığımız farklı renkli hamurları koyarak harika bir leopar deseni elde ediyoruz. Bunu bir kek kalıbının içine yerleştiriyoruz. Önce bir 75 derecede 15 dakika, arkasından 180 derecelik fırında güzelce pişene kadar bekletiyoruz. Mütebbel için öncelikle közlediğimiz patlıcanları tereyağında biraz pul biber, karabiber ve tuz atarak soteliyoruz. Ayrı bir yerde tahin ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Daha sonra bu sotelediğimiz patlıcanları onun içine alıyoruz. Limon kabuğu rendesi ve yeşil fıstığın yarısını koyuyoruz. En son kızdırdığımız pul biberli zeytinyağı ve kalan antep fıstığıyla birlikte servis yapıyoruz. Evet, muhteşem oldu hakikaten. Teşekkür ederim. Ödüllü cheesecake'imiz. Seda hadi bir tadına bakalım bunu. Bakalım değil mi? Evet. Nasıl olmuşmuş evet. Bakalım. Amerika'da bile sükse yapmış. Biraz ıslatayım. Biraz ıslat ki bozmadan. Şu süsümüzü de bozmayalım. Evet. Bu arada çok güzel bir meze yaptık efendim. Mütebbel yaptık. Mütebbel. Onu da çok güzel süsledik fıstıklarla beraber. Bozma ki. İncecik bir dilim versen. Sizin fikriniz de çok önemli. Yok teşekkür ederim. Şimdi bakacağım ben çok merak ediyorum. Evet. Bir çatal alayım. Sen Seda da baksın, bir pastacı olarak bakalım beğenecek mi? Eminim beğeneceğine çünkü içine koyduğumuz malzemelerden belli güzel olacak zaten. Korktu, korkuyor evet, şimdi. Evet. Titiz yaklaşıyoruz. Evet, müthiş bir cheesecake yaptık Feren Hanım'ın tarifiyle. Kağıdın altına girmen lazım. İnce tabanlı. Bakın ne kadar incecik tabanlı. Hemen bakalım bir tadına. Çok güzel olmuş hakikaten. Şeker oranı da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş yani. Seda sen de bakman lazım. Bakacağım ben de. Ben veda ederken sen tadına bak olur mu? Peki. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Bu güzel tarifleri bizle paylaştığınız için efendim. Efendim görüyorsunuz yine bu mutfakta neler neler yaptık. Ferhan Hanım'ın tariflerini yaptık. Samsun'dan geldi, hoş geldi. Müthiş tariflerini paylaştı. Ama derken yine bir yarım saat nasıl geçti biz de anlayamadık. Evet. Programın sonuna geldik. Siz ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz sizlere hep böyle sürpriz, değerli konuklar, sürpriz lezzetlerle evlerinizde misafir olmaya devam edeceğiz efendim. Ama şimdilik hoşça kalın.